Her seçim sonrası çektiğim videoda seçim şakası yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Herkese selam. Beklenmedik bir Mart ayından sonra hazır baharı karşılamışken dedim ki Mart ayında izlediğim filmlerden bahsedelim. Bu ay izlediklerimden tek favorim oldu. O yüzden konseptin biraz dışına çıkarak sadece favori filmlerimden değil, bu ay öne çıkan beğendiğim ya da beğenmediğim filmlerden bahsedelim dedim. Sanırım benim 31 çeken aylarla bir problemim var. Çünkü ne zaman 31 çeken bir ay olsa ben o ay çok az film izliyorum. Olağandan daha az film izliyorum. Bu ayı da 23 filmle kapatmışız. Ama hadi seçim muhabbetidir, kafanın dolu olmasıdır diyerekten 23'e okey diyeceğim. Böyle söyleyince de kendim şey gibi hissediyorum. Hani lisede böyle hayvan gibi çalışıp 90 aldıkları için ağlayan tipler olur ya. Yani. Ayrıca tabii ki videonun bir yerlerinde de Discord'dakilerinde Mart ayında izleyip beğendikleri favori filmlerini ekranda göreceksiniz. Eğer sizler de videolarda yer almak isterseniz ya da bizlerle dizi filmler izlemek isterseniz Discord sunucusunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Biz genelde böyle haftada en az 3-4 gün bir şeyler izliyoruz. Haberiniz olsun. O zaman ayın ilk filmiyle başlayalım. 2020 yapımı MIT Heart. Ben gerçek olaylardan uyarlanan ya da bunlardan esinlenilen filmlerden çok etkileniyorum çoğu zaman. Bu film de onlardan biriydi. Film Wall Street Journal muhabiri olan Daniel Pearl'ın Pakistan'da görev yaparken terörist bir grup tarafından kaçırılmasının ardından eşi Maria'nın kocasını kurtarma çabasını konu alıyor. Filmin başlarında Angelina Jolie oynuyor ve bence performansı çok başarılıydı. Eğer gerçek olaylara hakimseniz ya da dikkatinizi çekip araştırırsanız aslında filmle ilgili her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta bir noktada filmin size vermediği şeyleri de hakim oluyorsunuz. Bence iki türlü de film izlenebilir. Yani olayları bilmeden de izlenebilir, olayları bilip de izlenebilir. Filmde Daniel'ın kısımlarını çok görmüyoruz. Zaten gerçek hayatta da Daniel kaçırıldıktan sonra orada tam olarak neler yaşandı bilinmiyor. Çünkü terörist grup zaman zaman açıklamalar yapsa da Daniel'ın durumu hakkında doğruluğu tam olarak bilinemiyor, teyit edilemiyor. Hatta zaman zaman yaptığı açıklamalar yalan çıkıyor. Biz filmde tamamıyla aslında bu açıklamaların, yalan olan açıklamaların nasıl ortaya çıktığını vesaire Maria'nın tarafından izliyoruz. Benim filmde sevdiğim çok güzel bir sekans vardı. O da şuydu. Daniel sabah normal bir iş günü gibi evden ayrıldığında Marianne'le vedalaştıktan sonra kaçırılıyor. Biz Daniel'ın iş için yani röportaj için bir yere gittiğini biliyoruz. Ama kaçırıldığı haberini Marianne'le birlikte alıyoruz. Ve daha sonrasında o nasıl kaçırıldı, nereden kaçırıldı, nasıl kaçırıldı bunlar polisler bir şeyler buldukça bize gösteriliyor sahne olarak. Ben bu tercihi çok beğendim. Ben filmi izlerken olayları biliyordum. Yine de Angelina Jolie'nin Marianne'i bence duygusal olarak da size çok güzel geçiyor. Çünkü o sırada Marian hamile ve terörist grup açıklamalar yaptıkça Daniel'ın yaşadığına, onun hala hayatta olduğuna inanan tek kişi Marian oluyor o durumda. Bence güzel bir dramaydı. Eğer dram filmlerini seviyorsanız bu filme bakabilirsiniz ya da bu tarz gerçek olayların uyarlamalarını seviyorsanız yine bir göz atabilirsiniz bence. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle de bir bilgim var. Angelina Jolie bu rolüyle birlikte Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu adayı olmuştu diye hatırlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Millie Bobby Brown'un hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği bir Netflix filmi olan Dem yayınlandı ve. Ben tabii ki izledim. Listede olan bir Netflix filmi daha var. Ondan da bahsedeceğim ama sanırım bu aralar bizim Netflix e ışığımız çok barışmıyor. Bu filmle ilgili belli başlı problemlerim var. Hepsini sığdırabilir miyim bu videoya hiç bilmiyorum ama ekstra bir videoda çekmek istemiyorum açıkçası Demiz'le. O yüzden bir şekilde toplamaya çalışacağız. Gelin önce filmin konusuyla başlayalım. Film Prenses Elodie'nin görev bilincinde yakışıklı prensle evlenmeyi kabul etmesini ve tüm bu evlilik oyununun aslında kraliyet ailesinin onu kadim bir borcu ödemek üzere kurban edileceğini öğrenmesiyle hayatta kalmasını kalma savaşını konu alıyor. Ya da kısacası batılı anlamda ilk Targaryen denemesi. Çünkü bu kadim borç dediği şey bir ejderha ile bağlantılı. Ve filmin başında da bu ejderha nasıl ortaya çıkmış bu kadim borçuna biraz buna değiniyor ama büyük sırrı filmin ortasına saklıyor. Ki seyirci böyle durup wow desin. Bu küçük ejderha sekansı yani tarih dersinden sonra biz Elodie'yi tanımaya geçiyoruz. Elodie'nin babası o sırada aç susuz sefil bir halkın belediyesi gibi düşünün o halkı yöneten biri. Elodie de onun en büyük kızı. Filmin başlarında kraliyetten bir mektup geliyor ve şöyle bir anlaşma yapılıyor. Elodie prensle evlenecek, kraliyet de bunlara para verecek. Halklarını doyursun, Açlıklarına gidersin, yakacak bir odun bulsun diye. Şimdi i̇şte filmle ilgili aslında ilk sıkıntım burada. Biz bu halkı ya da oradaki insanların ne olduğunu ne filmin devamında ne de filmin sonunda görüyoruz. Muhtemelen kraliyet nasıl bunları böyle aç susuz bıraktıysa zamanında. Film başladıktan sonra Elodie'nin babası da o şekilde bıraktı ve muhtemelen öldüler. İkinci problemim aslında bu filmin başında da gösterilen tarihsel olay. Yani bu kadın borç nasıl ortaya çıktı, ne oldu? Bunlar bölük pörçük verildiği için ya da şöyle söyleyeyim. Siz filmin başında ilk gördüğünüz saniye genelde kolay kolay hatırlamazsınız. Bu film bir de aslında fantastik, macera, aksiyon filmi olduğu için şahitler de istese bazı konularda. Arada çok şey olduğu için aslında siz konuya da tam anlamıyla hakim olamıyorsunuz. Aslında diğer şey de bununla bağlantılı senaryo. Filmin senaryosu biraz bana taslak gibi hissettirdi. Yani hani aklınıza şöyle bir fikir gelir ya. Işte şu şu olsa, bunu şöyle yapsak, şunu şöyle yapsak diye çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsunuz ama bu fikrin aslında üzerine çalışılması gerekir. Bu filmin senaryosu bana tamamıyla öyle geldi. Ortada bir fikir var. Bence gerçekten üstüne çalışılsa kötü bir film de olmayabilirmiş. Çünkü senaryosunda elle tutulur bazı şeyler var ama yapamamışlar. Bunlar yapılsa, tamamlansa bence güzel bir senaryo ortaya çıkılabilirdi. Artı olarak filmde Angelina Bassett gibi bir oyuncuyu oynatıyorsunuz ama o oyuncuya adam akıllı bir sahne bile yazmıyorsunuz. Çok büyük ayıp. Kadın resmen figüran görevi görmüş filmde. Zaten çok az sahnesi var. Olduğu sahnelerde replikleri çok kötü. Kendisi o kadar iyi ki o replikleri bile bir şekilde size geçiriyor ama ondan sonraya da öncesinde olan olaylar sebebiyle size çok da geçemeyebiliyor. Dolayısıyla kadın bayağı harcanmış. Millie Bobby Brown'la ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Ben Stranger Things'te de belli bir yere kadar onu seviyordum. ikinci sezon muhtemelen. Onun sonrasında onun karakteri de oyunculuğu da beni çok çekmemeye başladı. Bu filmde de açıkçası beni pek içine alamadı karakteri. Hatta bazı noktalarda ya bunun Millie oynamak istemiş ve oynuyor hissini uyandırdı bana film. Netflix'te yine Millie Bobby Brown'un hem yapımcılığını hem başrolünü üstlendiği Enola Holmes serisi var. Şimdi ben Sherlock çok seven biriyim. Kitaplar da da Benedict Cumberbatch'in oyunda diziye de bayılan biriyim. Bu filmi izlerken bir kere bunları bir kenara koyuyorum. Çünkü o filmlerde gördüğümüz Sherlock bir kere Sherlock değil. Görünüş olarak da hal ve hareketler sebebiyle de. Henry Cavill gibi bir adamı da çıkıp Sherlock diye yedirmeleri çok zor. Ama ilk filmde de mesela Sam Claflin oynuyordu. Hem kadrosunu sevdiğimden hem de böyle biraz bana çıtır çerez. Hani hiçbir şey düşünmeden izleyebileceğiniz keyifli filmler vardır ya. Bana biraz o hissiyatı uyandırdığından ben izliyorum o filmleri. Üçüncüsü gelecektir diye tahmin ediyorum. O geldiğinde de izlerim. Mesela o filmlerle ilgili hiçbir problemim yok. Bu filmle ilgili çok problemim var. Çünkü bu film bir şey olmaya çalışıyor. Enola Holmes serisi bir şey olmaya çabalamıyor bence. Kendi halinde takılıyor. Komedisi var, hafif gizemi var, Henry Cavill'ı var. O olduğu gibi takılıyor ama bu film, Damsel film bir şey olmaya çalışıyordu ve o olamamış. Zaten film çoğu yönden de bu yüzden batıyor size bence izlerken. Yine de takdir sizin filme bakmak isterseniz tek bir tuşunuza bakar diyerekten artık 3. filme geçmek istiyorum. Neden? Çünkü bu film ayın favori filmi. Videonun part 2. Şimdi ben bu filmi kanalda ne kadar övdüm hatırlamıyorum bile. 2 tane video çektim spoilers spoilersız ki ikisinin linki de açıklama kısmında bulunuyor. Bakabilirsiniz sonrasında. O da yetmedi bir videoda daha övdüm. Hangi video olduğunu bile hatırlamıyorum. O da yetmedi bir Oscar yayını yaptık canlı yayını. O canlı yayında da övdüm saatlerce. Yani durdurak bilmiyorum. O yüzden bu videoda detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Filmle ilgili tüm düşüncelerimi o iki videoda bulabilirsiniz. Ya da genel olarak şöyle bir kanala göz atsanız muhtemelen yine bir yerlerde konuşuyorumdur. Çok sevdim. Dune kitap serisinde çok seviyorum. Filmlerini de çok seviyorum. İkinci film hem filmlerin hayranı olarak hem de bir kitap okuyucusu olarak bana yeterli geldi bazı eksiklikleri var mı? Var. Bunları spoilerlı videoda konuşmuştuk. Ama beni rahatsız eden eksiklikler değiller. Dolayısıyla filme bayıldım. Görsel ihtişamıyla, senaryosuyla, oyunculuklarıyla muhteşem bir film. Eğer hala düğüne başlamadıysanız hem Dune'un ilk kitabına çektiğim bir video var. Hem ilk filmine çektiğim spoilersız bir video var. Hem de dediğim gibi partike çektiğim iki ayrı video bulunuyor. Fikrinizi değiştirmek ya da farklı fikirler almak isterseniz tüm o videolara bakabilirsiniz. Yani Deni Villeneuve abi yapmış. O zaman küçük bir reklam arasıyla Discord'dakilerin bu ay izlediği favori filmlerini şöyle ekrana koymuş olalım. Baktınız mı? Devam edelim mi? Bu ay sonunda iki aydır izlemeyi düşündüm. Mean Girls'ın 2024 yapımı filmini izledim. Şimdi bu film 2004 yapımı filmle o filmden sonra yapılan Broadway müzikalinin iç içe geçmiş hali diyebilirim. Yani hem Broadway sahnesindeki şarkıları kullanıyorlar hem de çoğu sahne aslında ilk filmden alınıyor. Film sosyal medyada inanılmaz popülerdi. İnsanlar inanılmaz övüyordu. Dedim ki ne yapmış olabilirler ki ben 2004 yapımı Mean Girls'ı severim. Benim ilk izlediğim böyle genç yetişkin filmlerinden ve çok ikonik karakterler olduğunu düşünüyorum o filmde. Filmi izlediğimde hayal kırıklığına uğradım. Tamamıyla ...sosyal medyanın doldurduğu bir film olduğunu düşünüyorum. Ve benim ilk problemim aslında şu. Özellikle Broadway sahnesinden bir film uyarladığınızda... ...ya da müzikleri kullandığınızda bir filmde... ...bir kere başrolünüzün az da olsa kuvvetli bir sesi olması gerekiyor bence. Çünkü Broadway sahnesi dediğimiz inanılmaz seslerin bulunduğu bir sahne. Ve oradaki şarkılar sadece Broadway izleyenlerin değil... ...aslında Mean Girls'ı seven çoğu kişinin de bildiği şarkılar. Dolayısıyla bu bu kadar popüler olan bir şeyin üstünde... ...siz yine popüler bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bazı yerlerde işte böyle kopukluklar olabiliyor bana kalırsa. Şimdi... Katie karakteri hem Mean Girls için hem de Broadway sahnesinde şarkılar anlamında önemli bir karakter. Ya bir şarkı var. Mesela sinirli olduğunuzu nasıl belli edersiniz? Böyle sesiniz gereksiz artabilir çünkü ergen bir karakter sonuçta. Ergen bir karakterden bahsediyoruz. Sesiniz yükselebilir. Ters cevaplar verebilirsiniz. Ters şeyler söyleyebilirsiniz. Bunu şarkı uyarladığınızı düşünün. Daha böyle o hissiyat almanız gerekir değil mi? Broadway sahnesindeki şarkıyı dinlediğinizdeki Spotify'da var. Oradan bakabilirsiniz. Ya da YouTube'dan bence bulabilirsiniz. Kuvvetli bir ses alıyorsunuz. O siniri de bence alıyorsunuz. Şu ana karakterin bir şarkı var özellikle. Ben şey dedim herhalde böyle sütünü içmiş, yatacak, uyuyacak. Öyle bir rahatlıkla söylüyor şarkı. Yani o sinirli halinden eser yok. Zaten sesi de çok kuvvetli değil. Dolayısıyla bana filmdeki çoğu duygu hiç geçmedi. İkincisi ana filmdeki bazı ikonik sahneleri hiç yapmamaya, hiç koymamaya karar vermişler ki filmin böyle ana yapı taşlarından olan sahneler onlar. Bence yanlış bir tercih. Bazı ikonik sahneleri çıkartabilirsiniz çünkü onları tekrar yapamazsınız. Onun yerine yenisini yapman gerekir ya da farklı bir sahneyi öne çıkarman gerekir. Bunu Regina konusunda yapmışlar ama çoğu sahne çok eksik kalmış. Ben senaryonda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bazı önemli karakterleri ya da önemli olayları filmin sonunda çok kısa görüyoruz ama filmin genelinde bize verilmiyor. Müzikal bir film olduğu için aslında bunun ayarlanması gerekirdi ama maalesef buna yormamışlar sanırım. Dolayısıyla Mean Girls de benim için bu ay sınıfta kalan filmlerden biriydi. Gelelim biraz beni bu ay şaşırtan bir filme. DC'nin perdeler arkasında kalan yeni filmi Blue Beetle. Şimdi yeni diyorum ama bu film aslında geçen sene çıktı. Ben filmi izlemeyi planlamıyordum. Ta ki biliyorsunuz ki James Gunn DC evreni için yeni bir sinematik evren kuruyor. İşte planlarını paylaştı. Hangi yapımlar olacak? Hangi karakterleri kullanacak? Fardan bahsetti. Hatta şu anda da Superman filminin çekimlerindeler. Ve James Gunn evreni kurarken dedi ki daha öncesinde çekilmiş hiçbir filmi biz evrene dahil etmiyoruz. Yani onlar sanki bu evrende hiç yaşanmamış gibi olacaklar. Dolayısıyla bu film her ne kadar yakın tarihte çıkıyor olursa olsun evrene dahil olmayacaktı. Hem bu yüzden hem de DC'den artık kötü film izlemekten çok yoruldum. Ta ki film çıktıktan sonraki sürece kadar film çıktı, izlendi belli bir kesim tarafından, beğenildi. Daha sonrasında James Gunn dedi ki biz bu filmi evrene dahil ediyoruz. Yani evren James Gunn'ın kurduğu sinematik evrende olacak bu film. Film izledikten sonra neden bu kararı verdiklerini daha iyi anladım. Bence temelde 3-4 nedeni var. Bunlardan biri filmin ve karakterin James Gunn'ın tarzına yakın olmasından kaynaklı ve James Gunn'ın bu karakteri kullanabilme potansiyelinin çok yoğun olmasından kaynaklı. Eğer film izlerseniz denemek istediğimi daha iyi anlarsınız ama karakter, ana karakterimiz tamamıyla James Gunn'ın Galaksinin Koruyucuları gibi düşünün orada kullanacağı bir karakter. Dolayısıyla film izledikten sonra bunu hiç şaşırmadım. İkincisi, karakterin biraz DC'nin Spider-Man'i gibi olması. Karakterin Spider-Man gibi bir konuma gelmesi çok zor ama kişilik olarak bence karakterin genel hatlarıyla işte genç olması, korkunç durumlarda da espri yapabiliyor olması, yanlış hatırlamıyorsam Meksikalı bir karakter Dolayısıyla bunun üzerinden hafif aksan şakaların da yapılabiliyor olması. Yani biraz hem ciddi hem de şakacı bir karakter olmasından kaynaklı Spider-Man gibi kullanılabilir. Gelelim filmin konusuna. Film Jamie Reyes isimli üniversiteden yeni mezun olmuş Meksikalı bir gencin Scarab olarak bilinen eski bir uzaylı kalıntısı tarafından Kazara seçildikten sonra kendisine süper güçler veren bir zırha kavuşmasını konu alıyor. Ve biz bundan sonra yaşananları görüyoruz. Aslında karakterin bu Scarab dediğimiz uzaylı kalıntısını nasıl ele geçirdiği, ele geçirmek de değil, Kazara nasıl eline geçti? Diye olayı bile önemli. Film tamamıyla bunun kurgusu üzerinden ilerliyor. Aksiyon sahneleri fena değildi. Bazı şeyler çok çizgi roman variydi ama zaten çizgi romandan uyarlanan bir karakter. Film bir Dark Knight değil. Bunun bilincinde de izleyin. Yani inanılmaz iyi süper kahraman filmi değil. Ama hem DC'nin şartlarına hem de bir süper kahraman filmine göre bence izlenebilir bir film. Eğer Shazam filmlerini izlediyseniz yani en azından birincisini. Biraz onun tadında bir film. O da böyle biraz komedi temalıydı. Bunda da yine komedi teması var. Dolayısıyla eğer Shazam'ı beğendiyseniz bu film filme bakabilirsiniz gibi küçük bir özetleme yapabilirim. Sonra ben ne yaptım? Gittim Netflix açtım. Dedim aa filmin başlarında Adam Sandler oynuyor. Film çok uzun da değil. E, ben bir izleyeyim dedim. Ve Spaceman filmini izledim. Netflix'te bir gün barışacağız. Ki çok sevdiğim Netflix yapımları da var ama şu son zamanda o kadar denk gelmiyoruz ki. Ama barışacağımıza inanıyorum. Çok yakında barışacağız. Hissediyorum. Film bir bilim kurgu filmi. Hatta tam özet gerekirse şöyle söyleyeceğim. Interstellar'ı düşünün ama Netflix versiyonu. Artık iyi mi kötü mü bir astronot gizemli bir toz toplamak için galaksinin ötesine bir göreve tek başına gönderiliyor. Görev sırasında da ara ara karısıyla yaptığı telefon konuşmaları onu teselli etse de büyük bir yalnızlık çekiyor. Ta ki bir gün gemide gizlenen bir yaratık olduğunu keşfedene kadar. Zaten filmin fragmanı da veriyor o yüzden spoiler saymaz. Bu gemide olan yaratık bir örümcek. Dünyamızdan bilmem kaç kilometre hatta ışık yılı uzaktaki bir yerden bahsediyoruz ve gemide çıkan yaratık bir örümcek. Bunun gerçekliğini sorgulamaya bırakarak devam ediyorum. Filmde örümcek terapist gibi konuşuyor ana karakterimizde. Terapist örümcek. Gece rüyanızda ne kadar değişik ve kötü bir şey görebilirsiniz bilmiyorum ama bence terapist bir örümcek bunlardan biri olabilir. Filmde beğendiğim tek şey özellikle bazı sahnelerdeki performansından kaynaklı Adam Sandler'ın oyunculuğuydu. Onun dışında filmde övebileceğim hiçbir şey düşünemiyorum. Film yanlış hatırlamıyorsam 1,5 saattir de 1 saat 40 dakika civarındaydı. Hani hayatımda hiçbir zaman 1 saat 40 dakika bu kadar uzun gelmemişti. Filmi nasıl bitirdiğimi inanın anlatamam. Yani çok zor bitirdim. Filmin sonu çok zor getirdim. Ama bir şekilde bitirdim. Bu filmle ilgili şöyle bir sıkıntı da var. Bence belli noktada bir şeyleri seven birine bu film fena gelmeyebilir. Hatta iyi bile gelebilir. Dolayısıyla izlemeyin asla demiyorum. Kolay kolay bir filmi izlemeyin demem. Ne benim tarzıma ne de göz zevkime hitap eden bir film değildi. Senaryo olarak ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. O örümcek beni yer yer çok rahatsız etti. Terapist gibi takılmasından kaynaklı çoğu yerde de. Yine de bir saat 40 dakikamı ayırırım diyorsanız buyrunuz. Yine tek tuşunuza bakacak bir mesafede. Normalde bu ay izlediğim ve bu yıl hatta yakın tarihte çıkan bir film daha var da hani daha fazla gerçekten Netflix hakkında konuşmak kalbim el vermiyor. Yani artık daha fazla şunu beğenmedim demek istemediğimden umuyorum ki yakın tarihte güzel filmler çıkacaktır. Onları bekleyeceğim Art artık Netflix hakkında konuşmak için onları bekleyeceğim. Sıradaki filmi ben izledikten sonra Google'da böyle Aa, bunu kim yönetmiş, kim yazmış diye araştırırken beklediğimden daha az puan aldığı için üzüldüğüm bir film. Çünkü ben filmi izlerken çok keyif almıştım. O da 2020 yapımı Death of a Ladies Man isimli film. Film iki çocuğu, eski bir karısı ve bir avuç problemi olan bir üniversite profesörü Samuel'in müstakbel ikinci karısı tarafından aldatıldığını öğrenmesiyle başlıyor. Akabininde de yapmış olduğu doktor ziyaretinde beyninde muhtemelen onu öldürecek bir tümör olduğunu keşfetmesiyle birlikte hayatının aslında hiç de istediği gibi gitmediğini film boyunca görüyoruz ve tabii ki tüm bunlarla birlikte ana karakterimizin bir hayat sorgulamaya geçmesi, yaptıklarını tekrardan gözden geçirmesi, iki çocuğu olduğundan bahsettim, bu iki çocuğu da aslında yetişkin ve sürekli onlarla böyle iletişime geçmeye çalışıyor. Artık bu noktadan sonra işte sizi iyi bir baba olabilirim şöyleydi böyle miydi diye. Film dram gibi geliyor farkındayım. Ama film çok komik. Çünkü ana karakterimiz beynindeki bu tümörden ve sanırım kafasına çok kurmasından kaynaklı sürekli halüsinasyonlar görüyor. Ama bu halüsinasyonlar o kadar anlamsız ve belli noktada komik ki. Örneğin bir sahnede ölmüş babasını görüyor ve bir şey hakkında tavsiye veriyor. Başta delirdiğini düşünse de bir noktadan sonra alışıyor bunlara. Tam olarak alışmakta denemez ama çok çok komik o sahneler özellikle. Evet içinde dram var, yalan yok. Ama bir o kadar da komik bir film. Eğer bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız ya da konusu böyle az da olsa ilginizi çektiyse bakabilirsiniz. Ben filmden inanılmaz bir keyif aldım. Aa, Netflix'e ilgili şöyle güzel bir şey oldu. Netflix bu ayın sonuna doğru Navi Simi serisini getirdi. 1 ve 2 var. Yanlış bilmiyorsam 3. filmde geliyor. Ben Navi Simi serisine bayılıyorum. İnanılmaz seviyorum. Kim ne derse desin. Çok keyifli izliyorum o filmleri. Filmlerin geldiğini görünce de Netflix'e dedim ki ben tekrardan bu seriyi izleyeceğim. İlk filmi geçtiğimiz ay izledim ama ikinci film izleme şansı yakalayamamıştım. Kesin bu ay izlerim onu da. Yine aynı keyif. Yine oturdum. Koltuğuma geçtim. Açtım filmin ve sanki olacakları bilmiyormuş gibi aynı heyecanlı izledim. Çok seviyorum seriyi. Eğer daha önce hiç izlemediyseniz bence bir göz atabilirsiniz. Benim çok keyif aldığım filmlerden biridir. Onun dışında 1974 yapımı The Gambler filmini izledim. Filmde yine bir akademisyenimiz var, bir profesörümüz var. Film isminden de belli olacağı gibi kendisi kumara karışıyor ve kumarın bağımlısı oluyor. Filmde de en başından sonuna kadar başına neler geldiğini öğreniyoruz. Bir karakter ne kadar aptal olunabilirse o kadar aptal bir karakter ama zaten filmi film yapan da bu. Filmde hem keyif aldım hem de ana karakteri yer yer çok sinirlendim. Yine de fena bir film değildi. Özellikle böyle 70'ler, 80'ler filmlerini seviyorsanız bence bakabilirsiniz. Çünkü ana karakterimizin kumar yüzünden karışmadığı hiçbir şey kalmıyor. Onun aksiyonu da var. O yüzden böyle bence zaman geçirmelik güzel bir filmdi. Fena değildi. Sonra karşıma Endless isimli bir film çıktı. 2020 yapımı olması lazım. Biliyorsunuz ki bazı filmlerin şöyle bir konsepti oluyor işte. iki sevgili oluyor. Bunlar filmin başında bir kaza geçiriyor ve iki sevgiliden biri ölüyor ama arafta kalıyor gibi bir şey oluyor ve bir türlü öbür tarafa geçemediği için bizim ana karakterimizi rahatsız etmek ve psikolojisini bozmak zorunda kalıyor. Bu filmde yine aynı konsept üzerinden gidiyor ama şöyle bir şey var. Bu film biraz da fantastik öge de barındırıyordu bence. Çünkü filmde sadece bu iki karakterden biri öldükten sonra işte bizim ana kızımızın psikolojisini bozu bozuyor değil de o karakterin nerede kaldığını görüyoruz. Yani Araf'la değil tam olarak. Filmde şöyle işliyorlar. Sen öldükten sonra hala eğer bu dünyada yapacak bir şeyin varsa ya da bunu tercih olarak da yapabiliyormuşsun. Gitmemeyi de tercih edebiliyormuşsun. Bildiğin dünyada böyle ruh olarak gezebiliyorsun. Oradan oraya ışınlanıyorsun. Bir tane karakter vardı. Yeni ölenlere gelip işte sen öldün ve işte bizim de şöyle yapabildiğimiz şeyler var. İnsanların yanına gidebilirsin. Şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diye. Bayağı bildiğiniz böyle. Öldükten sonra aslında dünyada kalan ruhlar diyeceğim. Nasıl geçindiklerini, nasıl hareket ettiklerini falan öğretiyor. Öğretici konumunda. Filmin başına dedim ki Aa, ben bu tarz şeyleri severim aslında. Güzel işlenirse. Altın çizme istiyorum güzel işlenirse. Filmi bitirdim. Yalan yok. Ama belli bir noktadan sonra sadece gülmek için izlerim. Hani ne yapmış olabilirsiniz? Nasıl bir kurgu çıkartmış olabilirsiniz? Sırf bu kategoride farklı bir iş yapmak için ne gibi şeyler işlediniz diye oturdum izledim. Filmin türü komedi olsaydı bence çok doğru bir iş çıkartmıştı. Bu ay tekrar izlediğim filmler de var. Yani The Watch yaptığım filmler. Bunlardan biri de bu film herkesi izletene kadar durmayacağım. Top Gun Maverick. Bayılıyorum filme. Çıktı ve izlediğim ilk andan itibaren tanıdığım, bildiğim herkese önerdim.

herkesi zorla oturtup izlettim. En sonunda annemi <laughs> zorla oturtup izlettim Tapkan'ı. Yani böyle birini zorla oturtup izlettikten sonra o filmi beğenmeleri inanılmaz bir keyif. Bir de aşırı çok sevdiğiniz filmleri beğeniyorlar ya ben o keyfi anlatamam. Tapkan'da şu ana kadar kimi oturtup izlettiysem aynı tepkiyi aldım. O yüzden çok gururlu ve mutluyum. Bayılıyorum. Eğer Tapkan Mevriki hala izlemediyseniz ilk filmi izlemenizin şartı da %100 yok bence. Evet eski filme çok güzel bağlıyor bir kere senaryo. Çünkü ilk filmle arasında ya, yanlış hatırlamıyorsam 30 yıl olması lazım. Ona rağmen çok güzel bağlıyor. Senaryoyu inanılmaz yazmışlar. Sadece iki film olan bağlantısı değil, filmde işlenen şeyler konusunda da çok başarılı senaryo. Dolayısıyla yüzde yüz izlemenize gerek yok ama bazı şeyleri anlamanız için elbette ki ilk filmi izlemeniz gerekiyor bir noktada. Yine dedim ya tamamen zorunlu değil. Zaten film kendi kendine de açıklıyor biraz. Onun dışında Mamma Mia'ları tekrardan izledim. Ben Mamma Mia filmlerini çok seviyorum. Özellikle ilkini. İkinci hakkında çok konuşmak istemiyorum ama ilkini çok seviyorum. Zaten Abba'ya çok bayılırım. Abba'nın müziklerine bayılırım. Film tamamen bu müzikler üzerine kurulu. Oyuncu kadrosu mükemmel. Yani bu filme ilgili her şeyi o kadar çok seviyorum ki. Rastgele karşıma çıktı film kanallarında. Dedim ki tamam ben bunu izleyeceğim. Oturup ilk filmi izledikten sonra gittim kendim. ikinci filmi de açtım. Her ne kadar ikinci filmi çok beğenmesem de ne zaman Mamma Mia 1'i izlesem ikinci izlemeden geçemiyorum gerçekten. Dolayısıyla iki filmi de bu ay tekrardan izlemiş oldum. Ve farkındayım çok konuştum. Peki sizin bu ayki favorileriniz nelerdi? İzleyip keyif aldığınız filmleri ya da benim gibi beğenmediğiniz filmleri yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.